Sevgili dostlar, herkese selamlar. Bugün topluluk sekmesinde paylaştığım, bahsettiğim slotu sizlere göstermeye detaylı bir videosunu çekmeye geldik. Slotu tabii ki bahsettiğim gibi dönecek imkanım yok. Dönen arkadaşlar var. Yani bende karakterler falan var ama ne item hazır ne pus hazır. Bunlar uzun zaman alacağı için sizleri böyle bir şeyden mahrum bırakmak istemedim. Anket açtık. %87 bir katılım olmuştu sanırım en son. Bu gayet güzel bir rakam şimdi efendim önce bir e, slotu tanıtacağım. Sonra slotun nasıl dönülmesi gerektiğini, hangi skilllerin kullanılması gerektiğini sırayla anlatacağım. İşte lever alırlıklarını anlatacağız. Ardından analiz kısmına geçeceğiz. Analiz kısmına bakacağız. Çoğu videoda söylemedim ama benden size bir tavsiye bu videoyu sonuna kadar izlerseniz iyi olur. Çünkü sorabileceğiniz bütün sorulara elimden geldiğince cevap oluşturmaya çalıştım. Zaten slotu da birçok kişi anlamıştır nereye döneceğimizi efendim. DTC slotu 8 çar ile sarı perili oturarak bu şekilde gördüğünüz gibi. Arkadaşlarımızın nasıl döndüğünü sizlere bir göstereyim istedim. Gördüğünüz gibi slotu dönüyorlar. Peki nasıl dönüyorlar bu slotu? Şöyle slotu kesen karakterler 81 level olacak. Şimdi neden? Ben bunu ilk çektim DTC videosunda da sizlere söylemiştim. DTC slotu 81 level'a kadar coin atan bir slot. Bakın mesela şöyle bir denemesini yapayım sizlere. Ben şuradan bir 80 skin alıp arkadaşlarımıza haklarını helal etsinler. Bir adet kase atmak istiyorum. Şöyle bir kase atayım. Şöyle Mesela sanırım ikisini de vurabildim. Bu bende kalması gerekiyor ve kutu direkt kaybolacak büyük ihtimalle. Bakın gördüğünüz gibi 82 level'da coin atmıyor. Haberiniz olsun. Şimdi burayı dönen arkadaşlar tabii ki bu son zamanlarda mage'lerde bir meta mutlaka LR skill'i kullanıyorsunuz. E, bu meta'nın sebebi LR skill'ini herhangi bir şekilde e, body block yemiyor olması Yani herhangi bir şekilde herhangi bir objeye kesinlikle takılmıyor. Şimdi slotu nasıl dönüldüğünü anlatalım efendim. E, slot'u dönerken şunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle bir geçeyim bu arada iki slot'u da izleyin. Slot'u dönerken kullanmanız gereken skill'leri skill bar'ıma ekleyeceğim şimdi. Tabii ki hepsini ekleyemeyeceğim. E, Maksimum 81 level olmanız gerekiyor. 80 skilliniz açık olacak, 70 skilliniz açık olacak, 56 skili ve e, Blitz'den 27 Thunder skillini kullanacaksınız. Bunun sebebi e, 50 range'den bile, 50-52 range'den bile mage çekebiliyor mobları üzerine. Çok uzun range'lerden mob'ları çekebiliyorsunuz. Mesela bu olduğumuz yerden 80 skill ile şuradaki mob'a kesinlikle vuramıyorsunuz. Böyle bir sıkıntı var. Bu Thunder skill'in 27'yi kullandığınız zaman buradaki slot'a rahat gidebiliyorsunuz. Aynı zamanda şöyle bir avantajı var. Buraya neden FR-35 kullanmıyoruz diye soracak olanlar olabilir. FR-35 de çok uzak range'lerden vuruyor. Şundan dolayı arkadaşlar, FR-35'e attığınız zaman böyle bir skill animasyonu var. Ve bu... DTC slotlarının ölme animasyonları inanılmaz derecede fazla yani çok geç ölüyor, çok nazlı ölüyorlar ve 35 Thunder skill'i bakın daha aynı olduğu gibi body block'ı yani başka bir objeye, başka bir nesneye, başka bir hitbox'a çarpıyor. Bundan dolayı Thunder, Thunder 27'yi kullanıyorsunuz ve bu skill'lerle üzerine bir de 18 kullanarak şey yapıyorsunuz. Şimdi Burada diyenler olacaktır ya hocam bunlar şöyle dönüyor, bunlar böyle dönüyor, bunlar makrocu falan filan diye. Yani evet, ben durumun farkındayım zaten. Kardeş gördüğünüz gibi 5 adet skill kullanıyor. 80 skill'ini kullanıyor, 18 kullanıyor. Tandır kullanıyor ve 56 kullanıyor. Toplamda 5 adet skill kullanıyor bakın. 2 56 e 18. Bakın yakındayken şey vurmaya çalıştı. Başka bir skill vurmaya çalıştı. itemleri de görüyorsunuz. Şans eseri TS'si bitti. İşte Ron set var. İşte sanırım elindeki de Hellblood. Yani bunun başka türlü bir oluru olacağını düşünmüyorum. Elindeki Vey falan değildir, Hellblood'tur. Yani 5 adet skill kullanıyor. Ben yanlış biliyorum diyeceğim. Mesela 80'in animasyonu bu şekilde bir yakma efekti veriyor. 70'in animasyonu da şimdi görürüz. Bakın böyle üst tarafında yanıyor. Bunu detaylı bir şekilde başka bir mobta isterseniz inceleyelim. Tabii ki benim burada amacım Kimse yanlış anlamasın. Kimseye herhangi bir şekilde itamda bulunmak, suçlamak değil. Sadece olanı söylüyorum. Sonra slota girip de aa hocam biz dönemedik demeyin diye. Ee, şöyle hemen şuradaki bir slotta deneyelim. İçinde boz çıkardı normalde. Bu su da kesiyor arkadaşlar. Bakın bu 70 skill'i. Gördüğünüz gibi içeride yanıyor. 80 skill'i de alt tarafta bir yanma efekti veriyor. Dediğim gibi arkadaşlar geniye de 5 skill kullanıyorlar. 70, 80, 70. Aa ölmedi. İnşallah bizi kesmez. Evet güzel. Ee, 70, 80, 56, 18 ve Tandır 27 olmak üzere. istiyorsanız şöyle dönüp bir daha bakalım. Bakın Tandır 27, 56 18 70 vurdu. Şimdi de 80'i vurduğu zaman zaten durumun farkında oluruz hepimiz. 18, 80'i de vurdu işte gördüğünüz gibi. Yani burada olay tamamıyla bundan ibaret. Ben sadece sizlere durumun ne olduğunu anlatıyorum. Tercih edip etmemek sizlerin de iki maç dönmek istiyorsanız bu 5 skill'i kullanmanız gerekiyor. Ve şu anda arkadaşlar da bu şekilde kullanıyor. Ha, benim bu konuyla ilgili yapabileceğim bir şey yok. Tekrardan söylüyorum. Kimse beni yanlış anlaşma, anlamasın. Ben sadece burada şu anda olanı söylüyorum. Ben, i̇mkanı yok ki 6 adet şey 5 adet skill kullanabilirsiniz haberiniz olsun. Şimdi efendim bir dakikada kesilen mob sayısını sizlere göstermek istiyorum. Bir dakikada kesilen mob sayısına bakalım. Slotun nasıl dönüldüğünü gösterdik. Bir dakikada kesilen mob sayısına baktıktan sonra da bizim kendi 8 karakterle çaro tutturup birkaç slot kesip üzerimize kaç k gelen kaç k coin geldiğini tartışalım. Videonun analiz kısmını detaylı dinlemenizi istiyorum. Çünkü çok farklı işler dönüyor. Gerçekten hesaplar karışıyor. Ve bizim de benim de bilmediğim bazı işler devreye giriyor. Anlam veremedim. Bana bunları anlamak Konusunda yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdi efendim bir dakika boyunca bakalım kaç mod kesiyoruz. Evet dostlar şimdi geldik mobu kesmeye. Şöyle daha yeni bir kestik kayda girdim. War Premium'da kalmış çar. DC Premium'a geçtik. Hatta DC flashlarımızı da basalım. Şu şekilde bir adet kestik. O arada da gördüğünüz gibi hiçbir karakterin üstünde sarı peri yok şu anda. Bakın 1.5k ya yakın bir coin geldi. Şimdi birkaç tane daha keselim. Totalde diğer çarlarla birlikte onlara kaç k geldiğini göstereceğim sizlere. Oturan çarlara 83 level çarlara. Zaten videonun başında Suut'un nasıl dönüldüğünü anlatıyordum. Biliyorsunuz level yükseldikçe gelen coin miktarı da her seferinde artıyor. Şöyle son bir 3-4 tane daha keselim. Bunların hepsini şimdi birazdan konuşacağız. Böyle bu şekilde 1.300-1.500 1800 civarı bir coin geliyor. Benim yan kendi karakterime gelen coin 1600-1700 arasında sürekli coinler değişiyor. Partide 8 kişi varken Şimdi biraz daha keselim isterseniz dropları. Şu şekilde biraz daha keselim efendim. Kutuları da biz toplayalım. Oturan bütün çarlar 80-82 level civarı. 1.5k geliyor efendim buradan. Gördüğünüz gibi 1k geldi. Şu yakındaki mobu bir daha keseyim. Benim karakterim 79 level olduğu için kesen karaktere biraz daha az coin geliyor. Normalde kesen karakterlere de 1.5k civarında bir coin drop'u atması gerekiyor. Gördüğünüz gibi kimse de sarı peri yok. Bütün çarlarda oturan çarlar 83 level civarı. İsterseniz şöyle level'larını göstereyim. 83 level. Bunların hepsi bizim kendi kralımızın karakterleri. Rap olması bir anlam ifade etmiyor. Hepsi 83 level karakterleri. Birkaç tur daha kesip e, bu analizi burada sonlandırmak istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi son mobumuzu da kestik. 83 level bir karaktere gördüğünüz gibi ortalama 1.400 civarında bir coin atıyor gördüğünüz gibi. Bunlar ortalama fiyatlar bu arada. 1.400, 1.450, 1.600 gibi coinler atıyor. Kesen çar 79 level. Kesen çarın mutlaka 81 level olması gerekiyor. Biz 81 level kesecek bir çar bulamadık. Klandık arkadaşlarıma bir ESC almalarını söyleyeyim. Sevgili dostlar şimdi oturan bir karaktere totalde 5 mobdan kaç gelmiş bunu bir hesaplamak istiyorum. Oturan 83 level bir karaktere. Zaten bütün modu slotlar 81-83 level arası olacağı için bunlardan yana hiçbir sıkıntı çekmenize gerek yok. Sevgili dostlar şimdi bir karaktere 83 level bir karaktere kaç tane ortalama kaç k geldiğini bir hesaplamak istiyorum müsaadenizle. Yani ortalamasını almak istiyorum. Gelen coin'i biz bu şekilde hesaplayacağız. Bunu da bölelim 5'e. 1M 400 yani 1.4k gibi bir coin geliyor sarı perisiz. Şimdi yapacağımız hesap İlk hesap sarı perisiz hesap olacak. Şimdi 1.4K'yı cebe aldık değil mi? Şuradan da müsaadenizle bir metin belgesi ayarlamak istiyorum kendime. Sağ altta gördüğünüz gibi koyunlar zaten gözüküyor. Şöyle bir hesap makinemi de alayım üstte. Şöyle de bir metin belgesi ayarladım. Bunu buraya çekelim. Bir önceki videoda gördüğünüz gibi bir mage ortalama itemli bir mage slotta rahatlıkla 8 mod kesebiliyor. Bunu gördünüz. Bir dakikada 8 mob kesebildiğini. Gidin bakın bu şekilde dönenlere. Bunlar zaten ortalama 8 mob kesebiliyorlar. Şimdi ortalama 1.4K geliyor. Şöyle bir sarı perisiz diye bir hesap yapalım. Bu şekilde de ayıralım bir. Efendim. Şimdi ortalama bir çara 1.400 gibi bir coin geliyor değil mi? Yani bu ne demek oluyor? Bunu 8 ile çarparsak toplamda bir partiye gelen coin sayısını bulmuş oluyoruz. Sarı perisiz. Peki şöyle yapalım. Bir dakikada biz ne kadar mob kesiyorduk? Bakın. Şimdi 8 kişiye gelen coin. Şöyle yapalım. Bir karaktere 1.400 coin geldiğini düşünelim. 8 karaktere gelen toplamda coin sayısı 11.200. Değil mi? Peki. Şimdi dakikada kesilen mob sayısı neydi? Dakikada 8 mob kesilince gelen coin yazalım buraya. Şimdi dakikada 8 mob karakter yani çift slot olduğu için Karus'ta dakikada toplam 16 mob kesilmiş oluyor. Dakikada toplam 16 mob kesilince 16 çarpı 11.200'den toplamda 179k coin 1 dakikada toplam partiye geliyor. Peki bir saatte gelen coin'i hesaplayalım. Bir saatte gelen coin'i de efendim şöyle hesaplayalım. 170 virgül 179 virgül 200 çarpı 60 dediğimiz zaman bir saatte 10M 750K gibi bir coin geliyor. 10M 752K Gelen coin. Peki 24 saatimiz hesaplayalım hemen. Bunu da Onem, şöyle kimsenin kafası karışmaması için uzun uzadıya yazıyorum. Şöyle kimsenin kafası karışmaması için uzun uzadıya hesap yapıyorum. Çarpı 24 dedik, yani bir saatte ortalama, daha doğrusu bir günde ortalama 258M gibi bir coin geliyor. Şimdi bunlar sarı perisiz hesap efendim. Bildiğiniz üzere Night Online'da sarı perinin hesabı çok basittir. Hiçbir zaman bu şaşmaz. Eğer ki arkadaşlar Night Online'da bir mob'dan 6K coin alıyorsanız siz sarı periyle alacağınız coin hesaplamak için bu mobu Buradan gelen koyunu 2'ye bölün. 3K mı geliyor? Bunu üstüne ekleyin. 3 artı 6 eşittir 9K. Eğer siz sarı perisiz DC Premium'da bir mobdan 2K koyun alıyorsanız hemen bunun yarısını alın. Sarı peri ile birlikte üstüne ekleyin. Alacağınız koyun miktarı 3K olacaktır. Bu her zaman sabittir. Yani biz günlük 158M bir koyun kasıyorsak bunu 3'e böldüğümüz zaman gelen mob 86M gelen koyun. Yani 258 artı 86'yı eklediğimiz zaman bize günlük gelecek koyun miktarı 344 hem. Şimdi sevgili dostlar, bizim hesabımıza göre 344 hem para kaldığını gördük değil mi? Ama iş bitmiyor. Bu işin içinde ikinci bir hesaplaha var. Bizim bilmediğimiz, benim de bilmediğim bir şeyler var. Bunları da hem sizinle paylaşmak hem de sizin bunları öğrenmenizi istiyorum. Beyin fırtınası yapalım istiyorum birlikte. Sudotu dönen farklı farklı sunuculardaki arkadaşlarıma, yeni sunucularda dönen arkadaşlarımdan rica ettim. Dedim ki ekran görüntüsü atar mısınız? kaç k coin geldiğini görmek istiyorum diye. Slotun kaç mob kesildiğini, nasıl kesildiğini biliyordum ama gidip denemediğim, göremediğim için hiçbir fikrim yoktu kaç k geleceğini. Bu şekilde gidip kendi çarlarımıza tutturup denemek istedim. Ama onların attıkları ekran görüntüleriyle benimkilerin hiç uyuşmadıklarını gördüm. Şimdi önünüze gelecek ekran görüntülerinde isimler, şeyler falan hepsi sansürlü bir şekildedir. Yani sevgili dostlar, gördüğünüz gibi burada 79 level bir karakterimiz var, Gold Preli. Ona bir 750 gelebiliyor. 1450 1750 gelebiliyor. Benim sorduğumda oturan çarlara ne kadar coin geliyor diye cevap istedim. Onlar da dediler ki ortalama 1600 coin geliyor oturan çarlara. 79 level çar olmasına rağmen de coin artıyor bu arada. 80 level çarlara 1800'lere kadar ortalama çıktığını söylüyorlar. Şimdi burada size ikinci bir şey ekran görüntüsü paylaşmak istiyorum. İkinci ekran görüntümde bu. Gördüğünüz gibi sağ sol üstte 70 level bir karakter bu iki görüntüde bu arada yeni sunucu sarı perisiz bunlar Sirius çekilmiş 70 level bir karakter arkadaşlar denemek için gitmişler slot'a hiçbir 83 karaktere ben parti 8 kişiyken 2k coin gelmemişti şimdi şöyle bir ikinci soru çıkıyor acaba biz hesapta bir yanlış mı yapıyoruz diye şöyle ikinci bir hesap kitap kısmı açmak istiyorum sevgili dostlar eski sunucularda, yeni sunucularda dönen arkadaşlarımdan işte bunlarla ilgili geri dönüşler almak istedim. Hani bilgiler. Eski bir sunucuda dönen bir arkadaşım 9 mob kesebildiğini söyledi. Ben de slota gittim. Video çekmek istedim ama dedi ki bana yani videonun çekilmesini istemiyorum. Ben kendi gözlerimle gördüm bu arada. Bu olaya da şahidimdir. 9 mob kestiğini gördüm. Yani 1 dakikada 9 mob kesilebiliyor. Bu yeni bir hesap olacak bizler için. Baktığım zaman 2K'ya kadar oturan çarlara coin attığını söyledi bana. Ortalaması kaç dedim? Ortalama 1.9K gibi bir coin atıyor diye bana söylediler. Yani bir çara gelen coin 1.9K. Bakın 70 level bir çara bile 2K coin gelmiş. Yani 83 level bir çara daha fazla gelmesi gerekmiyor mu mantık? Yani? hem de çok daha fazla gelmesi gerekiyor. Parti 8 kişiyken bile. Şimdi bu arkadaşlarımın bana verdikleri hesaba göre bir tekrardan hesap yapmak istiyorum. Bunun üzerine. Hesap makinemi alıyorum efendim. Şimdi efendim ben bir bu bilgilere göre hesap yapmak istiyorum. Bir şara gelen coin 1,9 ise bunu 8 ile çarparsak bize 15,2K gibi bir nakit geliyor değil mi? Bir mob kestiğimiz zaman. Peki biz dakikada toplam kaç mob kesiyoruz? 9-9 çift slot olduğu için 18 mob. 273k gibi bir nakit geliyor. Sarı peri yok bir şey yok bu arada. Bu gelen saf coin. Sarı perisiz coin'i sordum ben çünkü. Sarı perisiz bu şekilde geliyor dediler bana. Bu 273,6. Hemen bir temizliyorum. 273k 600 coin'i biz 1 dakikada kazanıyoruz arkadaşlar. Peki saatte ne kadar kazanıyoruz? Saatte 16M, 16 m. 16.5 m'e yakın bir şey. 1 saatte 16 bir Bakın 1 saatte gelen coin'den bahsediyorum. Size ekran görüntülerini gösterdim. Yani ezik çarlara bile bizim çarlarımızdan daha fazla coin atıyor. Peki 24 saatlik hesabı yapmak istersek bunu da çarpı 24 dedik efendim 394 hem şöyle direkt 394 de yuvarlayalım peki efendim biz bunu sarı perili yaptık diyelim bunu üçe bölelim 131 394 artı 131 525 hem bu hesabı şu şekilde bir kapatalım. Şimdi şöyle bir ikinci bir hesap açalım. Sarı pereli 525 m. Ben aldığım bu iki bilgiye göre ve inanın bana şunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Eğer telif muhabbeti falan olmayacağını bilsem yani hem de tanıdık bir arkadaşımın onu üzmeyeceğini bilsem hani birkaç kere daha rica ederim izin verirse izin verirse bize. Yani şöyle ben bunları elimde olan bu verilerle yaptım arkadaşlar. Bir dakikada 9 mob kestiğini gözlerimle gördüm. Aynı videoda izlediğiniz gibi saniyesini tuttum kronometre yanda. Ama kendisi rica etti benden bu videoyu bunu paylaşmamamı istedi. Hani bilgi olarak paylaş ama videomu paylaşma benim karakterlerimi falan ben gözükmesini istemiyorum dedi bana. Bu diğer SS'leri aldığım arkadaşlar yeni sunucularda yapan arkadaşlardı. Bu 9 mob'u kesen arkadaş eski sunucularda yapan bir arkadaşım. <laughs> Durum bu şekilde. İtemlerini sordum. yani ortalama yani full full 3 dedi Çar. Full MP elin dedi. Krovas staff oldu. Krovas staff mı ne öyle bir şey varmış ben bilmiyorum. Çok sağlam bir staff olduğunu söyledi. Ve dediğim gibi inanın bana şu ikisini gözlerimle gördüm. Videolarını da çektim ama yakın bir arkadaşım olduğu için kesinlikle paylaşamıyorum bunu. Keşke izin verse de paylaşsak. Şimdilik droplar bu şekilde. Yani iki adet veri var elimizde arkadaşlar. Biz denedik böyle attı ekran görüntüleriyle bizim bilmediğimiz bir şeyler olduğunu fark ettim ben. Bizim bilmediğimiz şekilde bu şekilde coin atıyor. Şimdi ikisinin arasında dağlar kadar fark var. Birincisi fark nereden çıkıyor? Efendim burada şunu eklemeyi unutmuşuz. Bir dakikada 8 mob kesiliyor. Şimdi bir dakikada 8 mob kesildiği için ve gelen coin de diğerine göre az olduğu için yani 8 kişiye gelen coin burada ne kadardı? Bir tekrardan hesaplayalım. Şu verileri bir düzgün alalım ki denemek isteyen arkadaşlar olur. Bir, bir yani bir mobtan 8 kişiye gelen coin burada bir mobtan 8 kişiye gelen coin değil mi? Yani bu normalde burada. İkisi arasındaki farkı görüyorsunuz. Yani bizim bilmediğimiz bir şeyler mi var? Veyahut da bu coin farmı sadece gold frame ile mi yapılıyor? Premium ile mi alakalı bir şey? Gold premium'un bir bug'ı mı var? Herhangi bir şey mi var? Ben bilmiyorum sevgili dostlar. Ama sizler için dediğim gibi ekran görüntüleriyle bunu gösterdim. İlerleyen zamanlarda da daha çok veri buldukça bunları sizlerle paylaşırım. Sarı perili bizim hesabımıza göre bu kadar atıyorken yani şöyle söyleyeyim bana bu slotu dönen insanların söyledikleri bu slotu verimli bir şekilde günde işte 450 m 500 m gibi kasmak gibi bir niyetim varsa full 3 olacaksın ve 80 skill ile o slota tek atacaksın dediler bana. 82 ile tek attığınız zaman işler değişiyormuş. Yani kes dakikada kesilen bir mob daha artıyor. Bu da tabii ki çok büyük bir etken bizler için. Şimdi hesabı bir toparlayalım. Bizim hesabımız üstte. Ama slotu aylardan beri dönen insanların hesabı altta. Dakikada kesilen mob sayısını gördüm. Gelen coin'i de esesini attı bana. Ortalama gelen coin'i. Hani bu şekilde sarı perisiz bu arada gelen bu coin'i tekrardan söylüyorum sarı perisiz. İkisi de sarı perisiz. Şimdi sizlerden ben şunu istiyorum. Eğer bir bilginiz, bir fikriniz varsa bunları yorumlar kısmında belirtin şu anda. Ya Yusuf şöyle şöyle durumlar olduğu zaman coin etkiliyor bu durumu. Şöyle şöyle durumlar olduğu zaman işte Goldfrey ile daha çok coin alıyorsun falan gibi düşünebilirsiniz. Droplarla ilgili birkaç yan droptan bahsedeceğim. Efendim slotun yan dropları günde 6 ile 9 arasında Raptor alabiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var. Sirius'da Raptor sanırım 5-5.5 hem gibi bir şey. Günde minimum ortalama 7 Raptor aldığınızı düşünürsek bu hesaba 35 hem daha ekliyorsunuz. Aynı zamanda pus masraflarınız az çünkü GB yüksek, e, TL yüksek, e, içinden çıkan high class itemler değerli. Yani bunun içinden başka ne atıyor efendim? Bladeaxe atıyor, başka Mirage atıyor, çöp olarak artı 3 Half Plate atıyor, sürekli olarak çöpleri bu. Yani slot'un dropları bu şekilde. Bu yüzden yeni serverlarda yapmanın bu tarz bir avantajı var. Yani Raptor gerçekten para, ciddi bir para, gerçekten de güzel bırakıyor. Bir giderlere bakalım. Bakın kaba taslak hesaplayacağım. Sudut'u denemedim. Bilmiyorum. Sadece arkadaşlarım bana Discord üzerinden yayın açtıklarını gördüm. Elime geçen bilgilere baktım. Ve bana yaptıkları geri dönüşleri kontrol ettim. Dediğim gibi ben bu Sudut'a çok tam olarak imkanım olmadığı için bu kadar bilgisayarım, çarım, sarı perili, marı perili bu tarz çarlarım olmadığı için çekemiyorum. Naçizane. Siz de beni mazur görün. Gerçekten bunlar büyük bir çelişler çünkü. Tek bir videoda gidip de bunları yapabilecek e, çarlar falan dizemem. Ama şimdilik bir geniyeler hesaplayalım. 24 çarp yani toplamda 72 saat biz geniye açmış olacağız. 72 saat geniye açtığımız için 36x geniye harcamış olacağız arkadaşlar. Ve 60 adet Jenny hammer. Bakın pot parasını tenzih ediyorum. Dediğim gibi bunları ilerleyen zamanlarda çözeceğiz. Mutlaka mage farm arkadaşlar vardır. Pot parasının ne attığını biliyorlardır. Şimdi ben şöyle bir e, 15'en ortalama Sirius'ta veyahut da yeni sunuculardan hesaplayalım isterseniz. Altar Sirius Vega gibi yeni sunucularda e, Jenny'nin tanesi yani bir paket Jenny 15-16 m falan pustan çekince. Çünkü pus fiyatları Sirius'ta falan yüksek. Çünkü birkaç tane SS'i biz Sirius'tan gördük. Haberiniz olsun. E, Sirius'taki pus fiyat <laughs> Pus fiyatları yüksek. 15 m desek ortalama yani tanesi 1.5 m oluyor değil mi? Hesap makinemizi bir açalım. 36 çarpı 1.5'ten Yeni serverlarda günlük masrafınız 54 Peki eski serverlarda ne kadar? Eski serverlarda da yani mesela Rosetta'da tanesi 2M. Şuraya da Rosetta'dan hesaplıyorum. 36. Şöyle 36 çarpı 2'den 72M Rosetta'da geniye masrafın. Örnek veriyorum Sirius'taki geniye masrafın. Sağlı sollu yazdık. İstiyorsanız şuraya yazalım. Yeni server diye Şuraya da eski server yazalım. Şimdi efendim peki aynı şekilde 12 13M yeni hammerların fiyatı yani toplamda yeni serverda 24M bir masrafınız var. Eski serverlarda da 15M olduğu için 30M diyelim. Hani yapılabilecek eski serverlardan bahsediyorum. Destandır, Rosetta'dır. işte Ares'tir falan GBS 70 80 bandında gezenler. Hadi çok çok yani ellemlik pot masrafı olsun çarların. Bilmiyorum ellemlik olur mu? Yani günlük ortalama yeni serverda oynayan bir çarın masrafını hesaplayalım. 54 artı 24 artı. Hadi 50 m'lik bir pot masrafı olsun. Artı 50 m. 124 m gibi bir masrafı var. Günlük ortalama yeni serverlarda 3 GB kastığı düşünülürsek alt Raptor dropları ile birlikte size geriye kalacak ortalama fiyat minimum işte 1.8 GB ve 2 GB arasıdır. Eski serverlara baktığınız zaman Masrafımız ne olacak efendim? Yine ellemlik bir pot harcasın ki ellem bu arada çok büyük bir pot arkadaşlar yani günde 10 bin tane pot harcar mı bilmiyorum iki tane mage. Hani piresini kaldırdığı hel değil çünkü. Bir de artı slottan 1920 mana potu drop'unuz var. Bunları da hesaba katıyorum. Ben bu arada çok yüksekten hesaplıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Eski serverlardan hesapladığımız zaman efendim hesabımız ne oluyor? Artı 102 150 kem gibi bir hesabımız oluyor. Şimdi bu hesaptan çıkartırsak bunu biz yaklaşık olarak eski serverlarda da 2 GB kasmış olacağız yani 1.9 2 GB arası alttaki hesaba göre yaptığımız zaman sevgili dostlar yani işin sudutu dönen arkadaşların hesabı bu burada gider olarak bizim masrafımız yani burada yaklaşık olarak ne kadar 294-128 desek burada bu arkadaşlara göre 2.6 GB oluyor. Peki buraya göre 150 am olduğu için masrafımız eski sunucularda 375 3.7 GB diyelim. Bir karımız oluyor. Efendim şimdi ben şu sayfayı bir büyüteyim. Siz de şöyle rahatlıkla görün. Bunlar naçizane benim bilgilerimle elimden geldiğince kendi imkanlarımla deneye yanıla yaptığım şeyler. Şimdi bir beyin fırtınası yapmak istiyorum birlikte sizlerle. Şimdi diyebilirsiniz kardeşim bu kadar çarı buldun neden daha fazla çok mob kesmedin daha çok veri olmaz mı dedim de evet haklısınız. Birçok insan arkadaşlar şeyden aldık nasıl söyleyeyim farmdan çıkardık yani cz farmından falan çıkardık insanları. Bazı işte stone golem falan dönüyorlardı gg dönen arkadaşlar vardı onları alıp getirdik slotu adamların vakti yoktu en fazla Yusuf 2 dakika kalabiliriz dediler çünkü. Slotu boşalttığınız zaman kase geliyorlar falan dediler bana. Ben de kimseyi kıramadım. Bundan dolayı maksimum 4-5 tane kesebildim. Onun haricinde bilmediğim şeyler var bu coin ilgili. Acaba e, Noah SC basıyorlar mı? Bukluyorlar mı bunu? Noah Valkyrie kırıyorlar mı? Yani bunların hiçbirini bilmiyorum şu anda. Ama bunların hepsini elimden geldiğince denemeye çalışacağım. İmkanı olan arkadaşlarla şimdi bu videoyu neden bu şekilde paylaşıyorum? Çünkü arkadaşlar birçok kişi bu işten para kazanıyor ve birçok kişinin imkanı var. Ama benim şu anda böyle bir imkanım yok. Eğer böyle imkanı olan arkadaşlar varsa bana da ulaşabilirler. Ee, birlikte gidip bu işin maksimumunu, minimumunu deneyebiliriz. Benim imkanım yok. Benim sadece şu anda bilgim var. Hani imkanların belli bir yere kadar. Ama imkanı olan arkadaşlar için böyle bir hani elimden geldiğince bilgilendirme videosu hazırlamak istedim. İmkanı olan insanlar gitsinler denesinler birlikte isterlerse canlı yayınlarda deneyelim. Ee, açtığımız bir canlı yayında otururuz. Hep birlikte getirir herkes çarlarını. 83 level, işte 70 level, yeni server, eski server ne varsa oturur deneriz bunları. Önemli olan burada sizin bir şeylerin farkına varmanız. Hani benim elimden bu kadar geliyor. İnanın bana bu slotları da benden başka kimse böyle gelip de e, göstermezdi. Böyle dakika dakika işte dönen başka insanların videolarını alıp onları atmazdı. Dönen insanlara yazıp rica edip minnet eyleyip böyle SS istemez şunu istemez bunu istemezdi. Dediğim gibi benim şu anlık imkanlarım bu kadar. Lütfen mazur görün. Eğer sizlerin daha büyük imkanları varsa ulaşın bize canlı yayında gidelim arkadaşlar. Herkes izliyorken birlikte oturalım, deneyelim, slotları görelim. İnsanlar ne yapıyor, ne kadar kazanıyor. Full bir şekilde Noah Perili, işte Noah Seyceli, Noah Volkirili, 83 level çarlar, kesen çarlar falan filan diye gidip deneyelim. Bu arada şunu da söyleyeyim dipnot olarak. Kesen çarlar maksimum 81 level olmak zorunda. 82 level olduğu anda DTC coin atmıyor. Bunu diğer DTC videolarımda söylemiştim. Çok konuştum. Biliyorum çok uzun bir video aldı. Ama bu ciddi bir konu. Burada günlük 5 GB kasılmaktan bahsediliyor arkadaşlar. Günlük 5 GB sadece coin'den bahsediyoruz. Yani ben bunu öğrendiğim zaman küçük dilimi yutmuştum. Hemen bunları sizlere aktarmak istedim. Bununla ilgili fikri olan varsa lütfen yorumlar kısmında yazsın. İmkanı olan varsa arkadaşlar canlı yayın açalım ki canlı yayında söyleyeceğim zaten. Büyük ihtimalle yarın bir canlı yayın patlatırız. Yarın canlı yayında gelin bu işi tartışalım gidip deneyelim. Ben elimdeki bütün çarları getireyim. Sizler getirin. Eski server'da oynayan arkadaşlar varsa onlar getirsin. Ne yapabileceğimizi konuşalım. Bu bilgilerden herkes faydalansın. Benim tek derdim bu. Benim başka hiçbir amacım gayem de yok. Gördüğünüz gibi çarlarım benim iki tane yani girebildiğim çar var iki üç tane. Onlar şu anda mesela yok. Herkes teker teker partiden çıktı. Herkesin işi var gücü var. Kimseyi burada saatlerce tutamadım. Kendi çarımda bile denemiyorum bunu. 79 level bir yan çar vardı. Full dizili. Onunla dönüyoruz. Hani benim imkanlarım şimdilik bu kadar. Ama bu slotlara oturup Rica edeceğim arkadaşlardan çekmek için, videolarını çekmek için, slot test slotu dönerken ki videolarını falan çekmek için insanlardan rica edeceğim. Gerekirse cebimden çıkartıp bir şeyler vereceğim. Onun haricinde tekrardan söylüyorum. Sizin canlı yayınlarda İmkanınız varsa getirin, imkanlarımızı birleştirelim, gidelim slotları dönelim. Deneyelim arkadaşlar ne kadar atıyor. Biz de deneyelim, görelim. Yani insanların attığı videolarla yapmayalım bu işi. Hı. Ama yine de insanların kafasında bir e, kıvılcım, bir fikir oluşturmak için böyle bir video çektim. Dediğim gibi mazur görün. İmkanlarım bu kadar. Benim yapabileceğim bu kadar şu anlık. Ben de elimi taşın altına atıp bu slotların videolarını çekeceğim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de çok fazla konuştum. Çok fazla yoruldum. Sizler de izlerken yorulmuşsunuzdur. Ama bunların hepsi sizlerin bir şeyler kazanması için çekilmiş videolar. Yorumları eksik etmeyi unutmayın. Bu gönderiyi de elinizden geldiği kadar beğenin, elinizden geldiği kadar yorum atın. Üst sıralara çıksın, daha çok insanlar görsün. Belki bize yardımcı olmak isteyen gel kardeşim seninle birlikte bu işi yapalım demek isteyen insanlar çıkabilir. Bize imkan sunan insanlar çıkabilir. Ben de canlı yayında giderim bunu sizlerle birlikte tecrübe ederim. Benim şimdilik yapabileceğim bu kadar. Sadece bilgi vermekle yetiniyorum. Bu bugün bir farm videosu çok fazla olmadı. Daha çok bir sohbet videosu tadında oldu. Yine de 525m nasıl kasılır? adlı bir çalışma olabilir bu videonun devamı. Bilmiyoruz bu 525 emin nasıl geldiğini. Bu arkadaşların bize gönderdiği SS'lerden aldık biz bu verileri. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoları beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı ve muhabbette kalın.